Çünkü ben seni... Çünkü ben seni hiç sevmedim. Oh, vay beni anlarım. Anladın mı? Aman yavrum. Ağlarım yana yana. Haydi, haydi. Ağlarım yana yana. Ben seni kardeşim gibi gördüm. Biz beraber büyüdük. Ben senin doğduğun günü hatırlıyorum Yıldız. Aman yavrum, hiç derdi olmayan. O zaman niye seninle evleneceğim dedin? Ben mi istedim? Bir kişi bile bana ne istediğimi sordu mu? Sen bile bana beni seviyor musun dedin mi bir kere? Çünkü seviyorum. Seviyordum ama kardeşimi sever gibi seviyordum. Ben üniversite hayalleri kurarken bana evleneceksin dedim. Niye dedim? Biz öyle istiyoruz dediler. İstemiyorum deseydin. Diyemedim çünkü çok mutluydum. Zaten sonra da... Gerisini biliyoruz zaten. Bilmiyoruz. Benim bildiğim bana yeter. Yıldız biliyorum sana çok büyük haksızlık et. Hiçbir şey bilmiyorum sen. Aman yavrum yüreğim. Ne demişler? Öküz öldü, dava bitti. Bizim öküzün davası bu kadarmış. Yıldız. Beni affedebilecek mi? Arkadaş olabilecek mi? Arkadaş? Arkadaş. Yok arkadaş. Bundan sonra bizden bir yol olmaz. Ne bakıp duruyorsunuz? Haydi! Herkes içine baksın! Sen de Borun'u ne yapıyorsan yap. Ondan sonra defol git bahçemden. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare. Baba. Çıkın yine. Hadi. Mecnun edip çöle saldıktan sonra. Saldıktan sonra Allah seni kahretsin Yıldız. Alemin bari. O adam seni hiç sevmemiş. Sen onun için ölüp ölüp dirilirken adam seni hiç sevmemiş. Ne oldu şimdi Yıldız? Ha? Ne oldu? Adam gözünün içine baka baka seni hiç sevmedim dedi ula. Ula hiç sevmemiş. Hiç ula. Sen onun için burada ölüp ölüp biterken o seni hiç sevmemiş. Oy. Sen kocaman bir hissin Yıldız, anladın mı? Hiçsin sen. Hiç. Kocaman bir hiç. Ama sana iyi oldu salak Yıldız. Oy. Aklı beş karış havada Yıldız. Benim yönüm kuzeyi gösterir deyip deyip durdun. Gösterdi sana kuzeyin ne olduğunu. Coşkun sular gibi. Nerede olur pusula? Çalamayan yar. Gönlümü gönlüne. Yönün batsın pusula gibi. Adın batsın. Aşkın batsın. Kahretsin. Kahretsin.
parça olasın. Benim bu halime ağlamayan yar daha ağlamasın. Öldükten sonra, öldükten sonra. Benim bu halime ağlamayan yar daha ağlamasın. Öldükten sonra. Ay o neydi öyle ya? Resmen film gibiydi. Hem de ne film. Yani Türkan Şoray'la Kadir İnanır. Artık Sultan mı dersin, Selvi Boylum al yazmalım mı dersin, ne dersin bilemedim. Az daha yılanların öcüne dönüyordu ama. Birbirlerine nasıl girdiler? Ben de diyordum bu ablanın bizimle derdi ne? Ay meğer çok haklıymış. Evet, ya ben Yıldız'ın yerinde olacağım. Beni üzen adamı değil dereye atmak, onu var ya böyle kendi ellerimle boğardım yemin ediyorum. Evet ya, babam çok büyük hata yapmış. Farkında mısınız? Bu hata dediğiniz bizim dünyaya gelme sebebimiz. Ay doğru vallahi. Biz ihanetin çocuklarıyız. Abartma Gökçe. Ne yani? Babam sırf söz verdi diye sevmediği bir kadınla mı evlenseydi? Evet ama istemediğini de söyleseydi yani. Yazık kadıncağız nasıl umutlanmış. Aa. Ay evet. Vay, erkek milleti değil mi? Babam da olsa hepsi aynı. Babanızı gömmeniz bittiyse bir sıcak su verin de duş alalım. Tamam babacığım. Siz de saçma sapan konuşmayı bırakın artık. Girebilir miyim yengeciğim? Hayır. Tamam. Basarız. Sende de ne kuvvet varmış ha. Pehlivan gibi adamı yerden yere vurdun. 20 yılın öfkesi tabii. İyi ettin ama iyi ettin. Acık olsun rahatlamışsındır değil mi gülüm? Yıldız, bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın ha. Suların altında çok romantiktiniz. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Bir sen bağırıyorsun, bir o bağırıyor. Hani derler ya, ayı apalağını sevirken öldürmüş diye ağa hesap. Halbuki dedim ki bunlara bir ayırıyım. Ama o kadar tatlı didişiyordunuz ki ayrılmaya kıyamadım. Hiç bakma bana öyle. Senin o bakışlar bana sökmez. Ben 20 yıldır ne görüyorsam ben de aynını gördüm. Bitti mi yenge? Ne bitmesi kız? Daha yeni başlıyor. Ne başlıyor? Ne olacak? İçinizdeki sevdalı. Benim içimde de dışımda da bir şey kalmadı artık. Şimdi izin verirsen ben yalnız kalmak istiyorum. Vallahi benim gülüm, sen ister gözün yum, ister kulağın tıka, istersen başka yerden tıka. Ama bak ben şuraya kolumdan çıkar, ben buraya yazıyorum. Bu hikaye burada bitmeyecek. Sen o 20 yıldır söndüremediğin ateş yangın olacak, daha da büyüyecek ve herkesi yakacak. Artık ben yanmayacağım yenge. Ben yanmayacağım. Tamam, tamam. Öyle gözlerini belirtip derdeli konuşmayı bana korkuyum. Ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz. Gene gelirim. O saçlarını kurutmayı unutma. Sinizit olursun. Haydi. Kuzey, Yıldız'dan bir güzel dayak yedi. Kız doğru düzgün anlat şunu. İşte ağacım, önce Yıldız'ınla Kuzey yaylanın ortasında ağız dalaşına girdiler. Sonra Yıldız hıncığı alamadı, Kuzey'e Allah ne verdiyse girişti. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Evire çevire, döngüre döngüre. Keşke o kadar yorulmasaymış. Çekseydi tabancayı, alnının ortasından çat vursaydı. Tabii. Bir kızımın katil olmadığı kaldıydı zaten. Kızım. Yıldız nasıldı? Vallahi nasıl olsun ben boncuk anam. Burnundan soluyordu.
Poyraz. Heh. Oğlum, oğlum kalk git. Kalk git Allah'a göz kulak ol, haydi. Doğru diyor. Evelallah ben ablama sahip çıkarım. Siz hiç merak etmeyin, tamam? Uy, paşam benim. Sen kendine sahip çıkınca köpelek. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Kim arıyor kızım? Hiç bir arkadaşım. Geliyorum ben şimdi. Alo Meltemciğim nasılsın? Oo Kamber abi. Vallahi yüze gören cennetlik. Hayırdır küs müyüz? Çaldırmasak arayıp soracağın yok ya. Hiç üste çıkmaya çalışma Poyraz. Hani görüşecektik, hani ayarlayacaktın? Ya doğru diyorsun aşkım da başımızda 40 tane bela var. Bugün gene bizimkiler birbirlerine girmişler. Bahane mi şimdi bu? 20 yıldır girişik zaten onlar. Ya o bizimkilerden bahsetmiyorum. Yeni bizimkilerden bahsediyorum. Abimle ablandan. Ne? Yaylanın ortasında kavga etmişler. Ölü ya da yaralı yok değil mi? Dur sakin ol bal böcüğüm ya. Ölü ya da yaralı yok. Ben de hasar tespiti için yaylaya çıkıyordum şimdi de. Ha, acaba diyecektim sen de mi gelsen? Ne bileyim fırsattan istifade gül yüzünü görmüş olurum. Bir yerlere kaçardık ha. Vallahi mı? Ya tabii vallahi kızım. Sevginin her krizi fırsata çeviriyor senden görüşmek istiyor. Hala trip atıyor ben anlamadım ki. Aferin aşkım aferin hep böyle ol. Neyse ben bir yolu bulur gelmeye çalışırım tamam mı? Hadi öptüm kocaman. Ben de hadi bay. Boşa elini kolunu yormuş. Çekip vuramamış mı? Sen ağzından çıkanı kulağın değil mi? Oğlun o senin, oğlun. Benim oğlum 20 yıl önce başımı öne eğdiği gün öldü. Başını öne eğdi de ne yaptı senin oğlun? Altı üstü nişanı attı, gitti sevdalandı, kadınla evlendi. Şimdi de baba ocağına geri geldi. Ne yaptı senin oğlun? De bana. Yeter Emine, yeter. Anne, sen gelsene benimle bir. Gel. Sen de bakayım bak. Ne olmuş? Niye girmiş bunlar birbirlerine? Ya vallahi anne ben de tam bilmiyorum. Ama vallahi ortalık kan gölüne dönmüş. Ne edeyim? Ay, şimdi ben gideyim de sen bu huysuz bırakmaz beni. Ne edeyim? Anne... Babama çaktırmadan ben mi gitsem ha? Sonra sorarsa da eğer kız arkadaşına gitti dersin. Aferin kızım. Olur olur. Sen git bir abine bak. Benim için bu rahat etmez şimdi. Tamam anne. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Vallahi da arıyor ya. Ula vallahi bu kadın bana çip taktırma halise benim de adım Sefer değil ha. Efendim Nahidem. Söyle Bülbül'üm. Seyfe neler oldu bir bilsen aşkım. Nahideciğim ne oldu söyle. Sen ki bizimkini fena dövdü. Ne? O haysiyetsiz cibilesiz benim bacımı el mi kaldırmış? Ya bir dur ya bir dur. Neren ne dinliyorsun? Yıldız Kuzey dövdü. Ha ya öyle desene kızım ya. Anladın mı şimdi? Eline sağlık bacımın. Keşke tek başına şey yapmasaymış da beni de çağırsaymış yani. Neyse ben bir bacımı dolanır gelirim. Yok yok, Poyraz git Yıldız'ın yanına. Sen dolanmadan doğru eve gez. Allah Allah, çarşıdan falan bir şey istemiyor yani, öyle mi Nahide? Ya ben sadece kocamı istiyorum, başka da bir şeycik istemiyorum. Hayırdır inşallah. Vallahi pek de hayır değil. Aldığım duyumlara göre. Bazı yabancı uyruklu, sarı kafalı yuva bükücüler ağlarını atmış, ağa bekliyorlarmış. Ya Nahideciğim, sen kocana ne sandın acaba? Merak etme sen, hava giden avlanır. Ben avlanmam avlarım diyorsun yani. Rastgele Sefer Reis, rastgele. Ama kardeşim şimdi nereden nereye bağladın? Eve dedim Sefer. Of tamam Nahidem, tamam Bülbül'üm, tamam. Hemen. Tamam.
buyurun bakalım. Ay yine mi makarna? Şimdi bir steakhouse olsaydı ne güzel olurdu değil mi? Vallahi ben oyumu pirzoladan yana kullanıyorum. Eline sağlık kızım, çok güzel olmuş. Afiyet olsun babacığım. Kim geldi ki? Açma abla ya, ben bir aksiyonda daha hazır değilim. Kim o? Benim, Kamer. Ne var, niye geldin? Eğer sen de babama saldırmak için geldiysen bilgin olsun, o bugünkü kavga kotasını doldurdu. Niye saldırayım ki? O benim bir tanecik abim. Allah Allah. Evinize geldiğimizde yüzümüze bile bakmıyordun ama. E babam vardı yanımda da ondan. Yoksa vallahi hepinize top acıbı gibi sarılmak geldi içimden. Hem abim iyi bilir onu nasıl sevdiğimi. Yani biliriz de çok gerçekçiydi tavırların. Gerçek zannettik. E iyi oynarım abicim, bilirsin. Aferin. Ne? Makarna mı? Hiç gözlerini belertme. Burada bunlar dururken makarna yiyecek haliniz yok herhalde. Neymiş onlar? Anne yemeği. Getir, 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 getir. Ne o? Bu ne? Nasıl açıyor bu? Yaprak çalması. Canım babaannem benim. E yeter Poyraz, boynun tutulacak. Bakıp bakıp durma şuraya bak, zaten hey heylerim tepemde. Ya hazmedemiyorum abla. Adama bak ya. Seneler sonra geldi, senin burnunun dibinde bitti. Merak etme. Daha fazla barınamayacak burada. Allah'tan tabancan yanında değilmiş ha. Yoksa kesin katil olurdun. Olacaktım zaten. Bir de demez mi? Arkadaş galalım mı? Yapma ya. O gelsin bundan arkadaş olsun. Yani benle. Yüzsüz, şerefsiz. Bir de ne şerefsiz. Yok benimle zorla nişanlanmış. Yok hayır diyememiş. Yok beni hep kardeşi olarak görmüş. Bak sen şuna. Lan insan kardeşine şerefsizlik yapar mı lan? Ben şimdi gösteririm onu. Nereye ula, herifi mi vuracağım? Yok ya, iki laf edeceğim cibriye size. Abla fener var mı ya? Yukarıda. Ne? Bak sen şu yıldız yabanına. Ne sanıyormuş kendimi? Kızlar tamam, kapatın şu sohbeti. Yiyin yemeğinizi hadi ya. Ay yok abi, vallahi ben duramayacağım. Gidin şunu bir ağzını payınlayayım. Kavgaya mı? Herhalde. Kana kan, dişe diş. Gideyim de bir cırlayayım bakalım nasıl oluyormuş görsün. Bu iş töre dizisine döner kesin. Bence de. Abi. Fener var mı ya? Var kızım, ne vardı bak, yanayım. Sağ ol. Kalk 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 kalk. Eğer arkamdan gelmeye kalkacak olursanız valla sana çıkarırım hırsımı. Çok çok bir gören olacak. Ne yapıyorsun? Allah ya, çok bir gören olacak. Ben nasıl sıçacağım seni, dur. Gel. Nasıl getirdik ama? Vallahi ben abime söz verdim. Ablanı bir güzel benzetmem lazım. Sorma ya, vallahi beni de ablam zor tuttu. Yoksa gidip abini bir güzel dövecekti. Ne yapacaktın, ne yapacaktın? Ya şaka aşkım ya. Vallahi herkes birden idare edeceğim diye ip cambazına döndüm ha. Bir yandan ablam, bir yandan abi, bir de senin abin çıktı şimdi. Hep burada kalsak ya, ne güzel, abiler yok, ablalar yok. Hem iki gene bir olunca. Samanlık selamlık olurmuş değil mi kız? Lan! Abi! Kamer! Abi! Abi! Ben daha bir sözlü haddini bildiriyordum. Niye, yıldız mı? Abi ne fark eder? Aynı soydan. Tamam, bildir bakayım nasıl bildireyim. Tamam. Aşkım acıdı mı? Acıdı tabii. Kamer! Yürü kız, benim canımı sıkma, çık. Bir dakika dur, dur. Size ben vallahi açıklayabilirim her şeyi, dur. Sus lan, abi deme bana. Nereden abin oluyorum senin? Oy. Abla. Abla. Sus lan, abla deme bana. Nereden ablan oluyorum ben senin? Ne lila burada? Vallahi şu an hiç şey göründüğü gibi değil. Ben her şeyi açıklayabilirim şimdi. Ben de açıklayabilirim. Seninkiyle benimki, ooo. Poyraz, sen bu şerefsizin bacısıyla mı oynaşırsın? Bir dakika, bir dakika. Ben mi yanlış anladım yoksa
Sen bana demiş şerefsiz mi dedin? Sade sana değil, bütün sülalene dedim. Ne halde? Yıldız, benim tepemin tasını attırma. Bak daha benim terim soğumadı. Atırsa ne olurmuş la? Ece dayak arsız oldun sen ha. Git belanı başkasından bul. Yürü kız. Beni delilerle muhatap ediyorsun. Yürü. Sen badeli mi dedin? Badeli mi dedin? Sadeli demedi, dur. Sadeli sen badeli çekin Poyraz, bir dakika. Dur. Sen badeli mi dedin? Al şu dirgeni, ablana ver. Soksun rahatlasın, hadi abiciğim. İyi fikir. Abla saçmalama, yok artık abla. Abla dur, ne yapıyorsun, dur. Sen benim soruma cevap ver. Sen badeli mi dedin? Evet efendim, sana deli dedim. Hatta az bile demişim. Manyaksın sen, manyak. Ay, Allah'ını seven tutmasın beni. Dur abi, bırak, dur. Allah'ın aşkına, dur. Bırak, bırak. Bırak soksun, rahatlasın, hıncını alsın. Bırak, dur. Seni öldürsem de hıncımı alamam ben. Alçak yalancı. Ya ben sana yalan söylesem daha mı mutlu olacaktın? Böyle delirmeyecek miydin? Ulan sen kendini ne sanıyorsun? Senin yüzünden mi delireceğim ben? Ya sana diyorum ki, ben de seni seviyorum desem böyle delirmeyecek miydin? Şimdi seni kesin öldüreceğim. Öldürüp rahatlayacağım. Bırak ulan yeter. Bir durur musun? Bırak şunu, abla, stop ben. Yıldız sakin ol, dur. Yeter, bırak. Dur, sakin ol. Abla bırak be. Yıldız sopla ya, yıldız tutlayın. Yeter! Yeter ya, yeter! Biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Sürekli sizin yüzünden köşe bucak kaçmak zorunda kalıyoruz, yeter. Ha vallahi yeter artık ha. Bitsin artık bu düşmanlık. Canımıza tak etti vallahi. Poyraz, benim kardeşim bu şerefsizin soyundan kimseye sevemez, anladın mı beni? Bak yine ağzından böyle şerefsiz merefsiz bir şeyler çıkıyor. Benim tepemin tasını attırma, Allah yarattı demeyeceğim ha. Ne yapacaksın? Senin gibi bir korkak kaçmaktan başka ne yapacak ki? Arkadaş kaçsaydım niye geri döneyim, manyak mıyım ben? Ayrıca senden mi korkacağım be? Ha, öyle de yüzsüzsün işte. İnsanda azıcık utanma olur. Daha hala yüzüme bakıyorsun, hala daha defolup gitmiyorsun. Senin bu küçük kırmızı kafan algılamıyor olabilir. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Gitmeyeceğim. Eşek gibi gideceksin. Gitmiyorum. Eşek gibi gideceksin. Vallahi aynı. Aa yok. Bir şey olduğu yok. Dizi filmi izliyoruz gibi düşünün. Töre dizisi. Ay ben demiştim. Yalnız çok keyifli. Hadi hadi devam edin. Çek lan elini. Elini çek. Çıkın lan siz de. Çık içeri. Yürü. Ne yaptın? Gitmiyorum. Gideceksin. Ama senin yaptığın çok ayıp. Sen bunun hesabını çok vereceksin. Ayıp. Beni düşürdün duruma. Ben burada kamerayla beraberdim. Ya sen geldin. Çık dışarı. Ben ne yaptım? Çık dışarı. Rezil. Arsız. Uğraştığım işlere bak. Kaldı mı daha? Yok ablam. Biliyorsun da bu hafta siparişlerde eksiklik vardı. Bir dahakine telafi ederiz artık. Yıldız! Yıldız beni bekle, dön beni bekle. Niye? Ne oldu? Ah, yetiştim. Vallahi dalağım şişti. Ay. Ah. Esma, Şükrü. İyi miyim? Hayırdır, nereye böyle? Çarşıya. He, ne edeceksin çarşıda? He. O yüzden mi böyle allandın, pullandın? Aman sen de Yıldız. Bu benim her zamanki halim bir kere. Sen de hele bakayım, nereye gidiyorsun? Ruhin dükkanı mı yoksa? He, haftalık siparişleri teslim edeceğim. İyi, ne güzel. Ne ne güzel? Sana arkadaşlık edeyim. Yolda canın sıkılmaz diye diyorum. E hadi sen geç kalmıyor musun? Bin de gidelim bir an evvel. De haydi. Hadi eyvallah. Haydi selametle. Gerçekten burası mı? Baba, burası mı? Evet kızım. Burası dümdüz lise. Güzelim, Ordu'da Oxford vardı da biz mi yazdırmadık? Ama ben baktım yani iki tane kolej vardı. Ayranım yok, içmeye tahtırevanla gider okumaya. Ay, oyun konuştu yine, değişler sözlü. Kızım,
Okulumuz burası. Kaydınız çoktan yapıldı. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ama baba yani burada... Güzel kızım, Allah zihin açıklığı versin. Ya baba lütfen bak ama... İşe yetişmem lazım. Hadi. Hadi iyi dersler. Gerçekten iyi mi dersler? Çok. Yeni iş yerime hoş geldin. Artık öyle görkemli resepsiyonlar, efendim cafcaflı lobiler öyle bir şey yok. Eskiden iş yerindeki odama çıkmak için asansörün en üstündeki tuşa basardım. Artık deniz seviyesindeyim, sıfır noktasındayım. Sen sıfır noktasında değilsin ki. Ruhunla ait olduğu yerdesin. Bak öyle mi diyorsun? Evet. E, şirketteki odam bayağı boğaz manzaralıydı ama sen karşına astın tabloya bakıyordun hep. O tabloda da tam burası resmedilmişti. Tam bu liman, tam bu deniz. Evet canım, yalnız küçük bir hatayla ben bu teknelere miço değil birkaçının sahibi olurum diye düşünüyorum. Yakında o da olur babacığım, merak etme. İnşallah. Feride'cim, şu okul işini erteleme artık. Buradaki fakülteye yatay geçişini yaptır. Ona gerek kalmadı, ben okulu dondurdum. Tamam kızım, madem okumayacaksın gel benimle amele pazarına iş bakalım. Tamam olur, ben kuzeyin kızıyım, benim yapamayacağım iş yok ki. Allah Allah, bu nasıl bir okuldan kaytarma biçimi kızım? Biz üniversitedeyken boş derslerimizde gezerdik. Gez biraz, bu şehri biraz keşfet. Peki, anlaştık o zaman. Ha baba, sen bu teknelerin hangisine çalışıyorsun? Vallahi kızım değişiyor yani, herkes beni istediği için geliyorum buraya iş bakmaya. Kuzeyciğim ne olur bizde çalış, Allah'ım bizde çalışmazsan ölürüm. Kuzey de kuzey, burasına kuzey yazdıranlar falan. Seçeceğiz, bakacağız yani. Bir şey daha soracağım sana. O tabloda rüzgar hangi yönden esiyordu, dikkat ettin mi? Güney yönden esiyordu. Yok, hiç dikkat etmedim. Sen nereden anladın? Dalgaların yönünden. Vay. Ama artık bu limanda kuzey rüzgarı esecek. Kuzey rüzgarı. Yürü. Hadi bakalım kuzey rüzgarı. Es de görelim. Hayırlı işler. Sağ ol Yıldız abla. Kolay gelsin. Samet. Samet! Bırak paspası uzak koçum. Niye abi? Bak git kendine bir gazoz ısmarla. He anladım abi, ben bir yarım saate geliyorum. Selamun aleyküm Ruhi. Aleyküm selam, hoş geldin Yıldız. Hoş gördük. Ben de şunları şuraya koyayım bari. Verin size onu bari. Nasılsınız Ruhi Bey? İyiyim. Fadime. Fadime. Fadime Hanım. Kusura bakmayın, bir an isminizi hatırlayamadım. Önemli değil Ruhi Bey. Ne de olsa siz yoğun bir iş adamısınız. Kolay mı burayı çekip çevirmek? Maşallah. Beklediğimiz. Kendiniz mi temizliyorsunuz? Yo, çırağım var, o yardım edeyim. Kadın mı yoksa? Kim? Yani şey, maşallah. Kadın eli değmiş gibi diyor. Yıldız. Ne getirdin bana? Bu hafta biraz eksikliğim Ruhi. Birkaç beklenmedik olay çıktı da. Hayırdır? Bir öküzle uğraşmak zorunda kaldım. Öküz mü? Evet. Bir şey mi oldu öküze? Niye bana haber vermedin? Baytar'ı neyin çağırırdık? Yok yok, benim öküz gayet sağlıklı, maşallah var. Ben dışarıdan iki ayaklı bir büyükbaşı gastettim. Hiçbir şey anlamadım. Yıldız'ın eski yavuklusu Kuzey var ya, o çıkıp geldi. Selamun aleyküm. Aha, bu da yeni yavuklusu. Yıldız ablacığım, sizin burada olduğunuzu bilsem vallahi sonra gelirdim. Ne ablası be? Düne kadar aramızı yap diye başımın etini yiyordun. Abla da neymiş? Fadime. Fena mı kız? Maaşlı kısmet işte. Yıldız. Bu herifin sende gözü mü var? Ben o gözleri oymadan önceydi o. Neyse, daha biz abime gideceğiz. Haydin Ruhi. Haydin Fadime. İyi günler Ruhi Bey. İyi gün...
Hadi. Ah, al. Ay, kolay gele. Çattım. Ruhi'cim, annem bir şeyler istemiş. Koli yapacağım. Senin Yıldız'da gözün mü var? İstecektim ama o Yıldız abla gözüme oymadan önceydi. Gözüm oyunca abla oldu haliyle. Bak sen. Neyse, önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ben kargoya yetişeyim. Bana 2 kilo tereyağı, 5 kilo kolot peyniri, 2 kilo kaymak, 5 kilo yayla çeçil peyniri. Sen benimle depoya gelsene. Niye? İşte peynir neyin diyorsun ya. Kolot falan diyorsun. Hepsi depoda. Çeşit çeşit. Çeşit çeşit. Kalıp kalıp. Kalıp kalıp. Gel. Ben buraya sığar mıyım? Ben seni sığdıracağım, gelin. Sen. Bir de sen kalkın gidiyorum. Sen, Ahmet, sen de gel. Bir de sen. Hayır, sen değil, sen. Sen gelme lan Kuzey. Ben ne yaptım size ya? Bileğimin hakkıyla iş arıyorum burada. Sen ambargolusun aslanım. Sana ne ambargodan? Kadıoğlu musun sen? Tövbe, tövbe, tövbe. Ya da geldi senin ambargo. Hadi lan. Abi. Heh, iletiştik. İyi bacım, erken geldiniz ya, hiç gelmeydiniz yani. Vallahi sayenizde bütün denizdeki balıklar karaya evrimini tamamladı yani. Artık biz de ne yapacağız? Karadan avlanacağız. Hayırdır? Kimi avlıyorsun Sefer Reis? Anında şu iki ayaklı solungaçlı haingeç var ya, onu. Bunun burada ne işi var? İş dilenmeye gelmiş garibim. Nereden geldiyse oradan dilensin işini haspam. He. Burada ona iş verecek adam daha anasının karnından doğmadı. Yanılıyorum bacım, doğdu. Adı da Sefer Kondu. Ne? Ne diyorsun abi sen? Aklını mı kaçırdın? Seyret ve gör. Hüseyin abi, İdris, Yunus, Mustafa. Kuzey. Arkadaşım Kuzey dedim. Sağır mısın, sığır mısın? Bana mı diyorsun? Yok babana dedim. Başka Kuzey mi var? Ne bileyim, vardır belki. Yok. Senden sonra kimse çocuğuna Kuzey adını koymadı buralarda. Daha önce koymuş olanlar varsa da onlar da gittiler. Mahkeme kararıyla değiştirdiler. Senin gibi hain olmasın diye. O kadar hainim de niye iş veriyorsun bana? Niye biliyor musun? Benim senin gibi hain, cibiliyetsiz, haysiyetsiz, karaktersiz bir tane elemana ihtiyacım var. Eyvallah. Naş. Naş! Pardon. Gel bir de akşam yemeğine davet et istersen abi. Sen ne zamandan beri ekmeğini hainlerle bölüşür oldun? Bacım, ben ayağıma gelen fırsatlar tepemem. Kusura bakmayın yani. Canını okuyacağım onu. Akşama var ya, bir işsiz kalmak için yalvaracak. Çık ver. Kaynanam diyor ki kısıra nar ekşisi konmazmış. Bak şimdi. Hiç duymadım. Dur, sen duydun mu? Öyle saman gibi olur kız. Yine mi? Çok anam ya. Öf, çok sıcak ya. Aman. Öf, mübarek bir yağsa ıratlayacak yani. Maşallah, maşallah. Tek taşın da göktaşı kadar mübarek. Yeni mi? Yok anacığım. Seferim geçen ay aldıydı. Eskidi. Ama bu yeni. Nasıl? Ben çok beğendim. Kız. Yoksa seninki senden bıktı da seni kaçırsınlar diye mi taktı bu kadar altını? Ah tatlı kız, vah tatlı kız. Seni gidiş şakacığız. Benim seferimin gözünün benden başkasını görmediğini artık sizin yedi ceddiniz biliyor yani. Benim seferim seferden dönmeyi bırak ipi alatlarla çekiyor. Senden habersiz kim bilir hangi limanlara demir atıyordur o. Bak şimdi. Anam, kız. Siz kendi kocalarınızı benim kocamla mı karıştırdınız? Vah yazık. Allah şifa versin. Benim seferim gibi kara kaşlısı, kara gözlüsünü, uzun boylusunu kim bulmuş ya? Bana deyin ol bakayım hele. Bir koca bunda var sanki. Ben buldum. Esmer kıllı, uzun boylu bir Türk erkeği buldum. Gördün mü Naide?
Sefer gibiler Ruslardan hoşlanıyor demek ki. Benim seferim, bırak Rus karısını. Rus salatasına bile denezzül edip de çatal atıp yemez yani. Ay benim bacım, benim lafım sana değil. Sen artık bizdesin, bebeğin de var canım benim. Benim bahsettiğim Rus şöyle bir Rus. Hani daha böyle uzun boylu, uzun bacaklı, ince belli, sarı kafalı. Ben onları kastediyorum yani, seni kastetmiyorum. Tatlı kız. Merhaba kızlar. Anam Ruslan, çomağı hazırla. Sen de kim kız? Bu benim kız bacım. Buraya misafir geldi. Ben burada koca bulacak. Aynı ablam gibi. Koca mı bulacağım? Kimin kocasını bulacağım? İnşallah sefer gibi iyi huylu, kara kaşlı, kara gözlü bir koca bulacağım burada. Sefer kim? Benim kocam mı? Benim koca Sefer. Benim koca. Sen bana bak bak. Sen bir daha benim kocamın adını ağzına al. Sen o dilini ver. Dilini alırım. Doğrarım. Rus salatasının içine sokarım. Sonra da ekmeksiz, katıksız yerim. Ama ben... Tamam, tamam. Sakin ol Nadide, tamam. Anam Yıldız, gelin kim gel. Bayağı da kalabalıksınız, gelmesek. Hadi gelin, gelin, gelin. Kalk kız oradan. Geç, ablanın yanına geç. Bir daha uzun oldu bile. Sen şuraya geç canım. Seni organize ediyorum. Sen de buraya geç. Geç, geç, geç. Halime abla, kayın. Kız Yıldız, gözün aydın mı diyelim, ne diyelim? Ne diyelim? Niye olacak? Yavukluğun gelmiş. Ne yavukluğu hanım? 20 yıl geçmiş aradan. Adam evlenmiş, çoluk çocuğu olmuş. Utanmadan bir de onlarla gelmiş diyorlar. Doğru mu? Sen gördün mü? Gördüm. Konuştunuz mu? Ne konuşacaklar bunca yıl sonra? Adam çoluk çocuğa karışmış. Sizinki de laf mı? Siz onu bunu geçin de karısıyla mı gelmiş? Ayrılmışlar mı? Yok, o sonradan gelecekmiş diye duydum ben. Öyle değil mi Yıldız? Ne bana sorup duruyorsunuz? Çok merak ediyorsanız gidin kendine sorun. Ben gidiyorum. Nereye? Eve. Daha yeni gelmiştik. Çok meraklıysan sen kal, ben gidiyorum. Yani Esma, dilin daha bu kadar ha. Oğlum bak, halatı buradan kaldırın bak. Takın orberi. Doğru düzgün iş yapın. Güzel tut ha. Yerler ıslak, basma istersen. Sağ ne olur. İstediğim yere basarım. Kaptanıyım ben bu teknenin. Allah Allah ya. Lafa bak. Çal, istersen buraya basarım. İstersen buraya basarım. Al bak. Her yere basarım. Kaptanım ben, kaptan. Kaptan dediğin teknenin her yerine basmalı, hissetmeli. Yeterince hissettiysen çekil git de işimizi yapalım. Durduğun kabahat yap. Daha bak. İşim bittikten sonra kontrol edeceğim. Sana buraları yalattıracağım. Pis mi temiz mi bana söyleyeceksin. Sen bana güvenmezsin. Kendin yala, kendin test et. Buyur. Buradan da tuvaletlere gideceğim. Sıkıntı var tuvaletlerde. O duvar delerini bir bulursam elini sıkacağım, tebrik edeceğim. Sayesinde sana böyle koca bir çalışma alanı doğdu. Hadi çalışayım. Buradan tuvalete. İstediğim yere basan. Ulan var ya şu kıtça. Oğlum. Ulan. Uğursuz ya. Ömer, sevgilim. Nasılsın hayatım? İyiyim. Orduyu dolaşıyordum ben de. Süper. O zaman merkez postaneye de bir uğra. Adına bir paket yolladım. Paket mi? Ne paketi? Sürpriz. Hadi git de bir bak bakalım. Tamam aşkım, tamam. Hemen gidiyorum aşkım.
öküz. Ula camış. Beni düşürdüğün hallere bak. Ula senin yüzünden cümle alemin maskarası olduk. Bir dakika. Sen ne maskara olacaksın ula? Olan yine bağ oldu bağ. Senin yüzünden ne gururum kaldı ne iffetim. Bir de utanmadan hala seni bağ soruyorlar. Ula gargaburun. Benim seninle ne alakam var ha? Söyle ne alakam var? 20 yıl olmuş gideli. Niye hala düşmüşsün yakamdan? Bir de bağ. Madem beni hiç istemedin. Madem beni hiç sevmedin. O zaman niye geri döndün? Aptalsın çünkü. Koca kafalı, gargaburunu bir aptal. Ama sen dur. Sen benim kalbimi nasıl parça parça ettiysen ben de seni öyle parça parça edeceğim. Ula! Kuzey öküzüm! Duyuyor musun beni? Allah şahidim olsun ki yüreğimden attım seni artık. Pusulayı attığım gibi attım seni yüreğimden. Attım, attım yüreğimden. Ula ben ne ettim? Hey. Ya hayatım ben geldim de çok kuyruk var burada. Ya hadi sen bana ne yolladığını söyle çünkü ben çok merak ediyorum. Arkanı dönsene. Şaka gibi ne yaptın sen? O kadar özlemişim ki. Ben de. Elif. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Kurt gibi acıktım. Tamam olur. Yağmurlu rahat. Uzay! Bitirdin mi tuvaletten temizliğini? Bitti. Git test et. Midemize sanki bir şey giriyor da çıksın. Hadi git de çabuk şu yemeğe yardım et. Yemeğe yap çabuk. Arkadaş ben senin aşçı başın mıyım, ayakçın mıyım? Bir karar ver ya. Oğlum ben ne dersem olsun. Kaptanım ben. Millet aç. Dur la dur. Senin şimdi üstünün başının pisliği gidersin mutfağa bütün mikrop bulaştırırsın. Şapkam. Şapkam gitti, atlasana. Hem içmeyesin bak, kendine gelirsin. Atla şuraya. Ya bugün de şapkasız idare ediver. O zaman sen de bundan sonra işsiz idare ediver, ha? Hadi. Ula var ya, valla aplan içten gelen adam gibisin ha. Var mı ya bana kulağında yüz geçti elleri falan. Yakında çıkar bana kararını.
Ar kirletmeden. Getir ay içeri at. İçeri at. Abla? Abla? Tüh, sizi arsızlar. Beylere ne yapıyorsunuz burada? Vallahi bir şey yapmıyoruz. Ula bak hala sarılıyorlar. Daha ne yapayım ben sizi ayırmak için? Üzerinize kaynar su mu dökeyim? Vallahi yakarım burayı ha. Abla kurban olayım bir sakin. Hem biz kötü bir şey yapmadık da. Ula defol git eve. Yoksa yediğin her bir altı diyeceğim babana ha. Yıldız abla ne olursun beni bir dinle ha. Eğer söz ikna olmazsan hemen buradan çekip gideceğim. Heh, hadi gel bir dinle bizi ha ablam hadi gel. Abla, bak bu kız var ya, ben bu kızı çok seviyorum. Bu kızdan sana hayır gelmez oğlum. Niye öyle diyorsun ki şimdi? Sen kameri tanımıyorsun bile. Ula gaz kafali. Mollalarından kime hayır gelmiş bugüne kadar de hele. Sen kuzenin mutlu olamadın diye böyle diyorsun ama biz sizden farklıyız. Biz seviyoruz birbirimizi. Sen bana mı laf sokuyorsun? Hı? Sen bana laf mı sokuyorsun Poyraz? Hı? Kuzey seni sevmedi ama ben kameri seviyor mu diyorsun? Ablam estağfurullah ben öyle bir şey demek istemedim. Yani benim demem o ki ortalık sakinleşince, iki aile de barışınca ha biz de muradımıza ereceğiz bu kadar. İki aile birbirle barışınca siz de muradınıza ereceksiniz öyle mi? Yedi cihan bir araya gelse bu barışma olmayacak. Aha bunu yazın aklınıza. Ama bak şimdi bak senin yaptığın ayıp ha. Kızı bir dinlemiyor ki. Of gaş yapalım derken göz çıkardık resmen. Sence babana bir şey der mi? Yo ya öyle Eser Güller de bir şey demez. Bana bak. Asıl senin abin ortalığı karıştırması şimdi. Yok. Onun derdi başından aşkın zaten. Bir de benimle mi uğraşacak? Ne yapacağız? Ne yapacağız? O zaman sana bir soru. Bir süre daha samanlık seyranlık olsun mu? Olsun. Yeter ki sen de ol. Selamun aleyküm. Hoş gelmişsiniz Şeref Bey'im. Hoş buldum, hoş bulduk. Ya oturun ağalar, oturun. Rahatsız olmayın. Oy. Ne içersin abim? Oğlum, benden şerefsiz Şeref'e bol demli bir zıkkım. Sen bana bir getir oğlum. Bu fırıldak yaşar içinde bir kirpit suyu. Hepinizin kökünü kurutacağım ya. Hele bir dene bakalım. Hele bekle, bekle. Ağalar, bu yılki fındık fiyatı hakkında bir teklif veren oldum. Oldu da beyim, siz gelmeden biz ses etmedik. Ha, iyi etmişsiniz. Şimdi biliyorsunuz ortalık malum. Yani ben zannedersem geçen seneki fiyattan bile alamayacağım fındığı. Ben alacağım diyorum. Kimseyi de mağdur etmeyeceğim. Kilosunu 15 liradan mı alacaksın beyim? Aynen öyle diyorum. Ve bu işi de bitirdim. Ya ben alamayacağım dediysen mağdur edeceğim de demedim ağalar. Ha bu sazanın altaya takılmasını bekledim. Ben 16 vereyim. Ha bu şerefsiz şeref 16 veriyse ben 17 vereyim. Ha bu Firuldak Yaşar 17 veriyse ben 18 vereyim. On dokuz. Yirmi. Yirmi bir. Yirmi iki. Yirmi üç. Yirmi beş ula. Yirmi altı. Yirmi yedi. Yirmi sekiz. Yirmi dokuz. Yirmi dokuz. Buçuk. Ot!
kuzuna! Siz ha bu şerefsiz şerefin dedona inanıyor musunuz ya? Biz verdiğimiz sözü tutarız. Hadi oradan be! Senin sülalenin ne kadar dönek olduğunu bütün ordu vilayeti biliyor be. Bana bak, ağzını topla. Dönek bu Van'dır ula. Ula babamı karıştırma. Kırarım kafanı ha bu sopayla. Ha, yok ya, sen kırarsın da bizim elimize almış mı toplayı? Bizim elimizdeki ne bu lan? Gelirim ha. Gelirsen gel lan. Gelmezsen ne yaparsın? Çıkardım bir. Kızı gördünüz mü? Evet abi, yapsu gibi kız maşallah bayağı. Teşekkürler. Beyler. Merhaba tatlı şey. Efendim? Sen burada yenisin değil mi? Evet. Tanışalım o zaman. Ben Ali. Mine ben de. Ben de Mustafa. Memnun oldum. Ben de Emrah. Ben de Seyma. Ben de Enes. Ben de Yusuf. Memnun oldum. Sen zahmet etme. Biz yardımcı olalım sana. Olur da ablamın yanına gidiyordum. Biz bırakalım seni. Nereye? Ablanın yanına. Olur. Konvoy mu? Çekilebilirsiniz. Efendim? Müsaade ederseniz yemek yiyeceğiz diyorum. Tabii, afiyet olsun. Yürüyün. İlk günden sinek gibi üşüştüm. Hayırdır, böyle artist gibi giymiş gelmişsiniz. Ay pardon tatlım da sana ne? Stylingçi misin? Sensin stylingçi. Düzgün konuş, alırım ayağımın altına. Aa. Çattı kıyımı. Bana bak sen, bu daha hiçbir şey. Eğer biraz daha kuyruk sallamaya devam ederseniz... ...asıl o zaman görürsünüz gününüzü. Ne diyorsun sen ya, kuyruk muyruk? Haddini bil. Bilmezsek ne olur? Döver misin? Evet, döverim. Ne? Gel tamam. Ya! Abi. Eline sağlık, eline sağlık. Eyvallah, iyisin. Herkese yüz, bana niye elli? Biz adam olana yüz veriyoruz. Seni de zamanında adam yerine koyduk, çok yüz verdik. Bedelini çok güzel ödedik. Hadi bekleme yapma ya, beğenmiyorsan ver onu da. Hayret bir şey, havalara bak. Sanki ejderhası var.
Çünkü ben seni hiç sevmedim. Anladın mı? Su gider irmak ile. Ben seni kardeşim gibi gördüm. Biz beraber büyüdük. Taşlara vurmak. O zaman niye seninle evleneceğim dedim. İstemiyorum deseydim. Diyemedim çünkü çok mutluydum. Al götür beni yarım can gider durmak ile. Can gider durmak ile. Al götür beni yarım can gider durmak ile. Can gider durmak ile. Buradan tatlım. Oraya. Ver abi. Teşekkür ederim. Ah kızım çok da güzelsin. Maşallah maşallah. Teşekkürler. Bekar mısınız? Evet. Benim de bir bekar oğlum var görsen. İnşallah Allah bağışlasın. Ablama görücü çıktılar mı? Kim derken sen? Moldovalı falan. Ne? Moldovalı mı? Osman! Arabayı durdur Osman! Ay, ay! Ne oldu? Bu yanındaki kızlar Moldovalarındanmış. Gelin bakayım kızlar. Anlamadım niye? Moldovalıların arabası ayrı, Kadıoğlu'nun arabası ayrı. Moldovalıları bu arabaya binemez. Hadi inin. Aa! Hiç olur mu öyle şey ya? Yol ortasında yolcu bırakılır mı? Ayıptır. Ha, ya babam duyarsa? Duyarsa duysun. Allah Allah. Kız başlarına yol ortasında bırakmam ben onları. Ha, benden demezse. Bak, 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 bak. Bu olanları hep sana. Kız başlarına yol ortasında bırakmam ben onları. Yine. Ne bakışıyorsun? Şunu eğ öne. Uf, ne var ya? Teşekkür deme etmeyi. Her zaman teşekkür etmeyi öğrendin yani. Böyle böyle öğreneceğim işte. Ay abla fena mı? Bırak özel bir dolmuşumuz olur arasında. Duracak şimdi. Şimdi. Eyvallah. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Bacım müsaade eder misin? Ha, iniyoruz galiba. Burası son durak mı? Maalesef son durak. Ama biz yaylaya çıkacaktık. Hiçbir dolmuş çıkmıyor ki oraya. Emme ben sizi seve seve bırakırım. Yok hiç gerek yok. Biz kendimiz gideriz sağ ol. Ama ablacığım ya. Hiç gerek yok dedim uzatma biz kendimiz gideriz. Haydi. Düşün önüme. Hadi Gökçe hadi. Haydi Gökçe. Haydi önüme 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 hadi. Ay! Hadi hadi. Geliyor musun? Gel. Mine tut elimi. Gel. Ay, ay, ay. Saçın üstüne bas öyle gel. Çabuk. Ah, sakın elimi bırakma. Dur. Dur bir. Tut elimi. Elimi tamam. Tut. Abla. Tut. Tut tut kesin. Tut. Bir şey yok. Tut. Ha? Ha? Çık. Dur. Tamam dur dur dur. Tamam. Onu alırım gel. Ben. Tamam. Ha? Tamam. Yavrum.
Allah seni. Gel, 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 gel. Eriyeceksin orada sanki. Eriyeceksin. Islanırım. Ya nefret ediyorum. Köyden bir umutlan çamurdan. Üf. Ay, ay, ay benim bir adım daha çok gücüm kalmadı artık benim de. Ve buradan da kalkmıyorum. Aa. Ya kızlar sürekli söyleneceğinize birazcık çaba gösterseniz ölür müsünüz ya? Evet. Bak mesela ben bir adım daha atarsam pili bitmiş oyuncak ayıcıklar gibi yanıp kalacağım şuraya. Aslında var ya şu ormanın içinden geçsek kestirmeden varırız. Kestirme dediğin koskoca dağ. Biz katır mıyız abla, nasıl tırmanacağız o kadar yolu? Eğer Osman'ı yollamasaydın şimdiye çoktan eve varmıştık tatlım. Osman kim? Dolmuşçuyu diyor. Başlayacağım sizin dolmuşçunuza ha. Hadi kalkın yürüyün hadi. Haydi haydi kalk 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 hadi. Ya bırak. Yürümüyorum ben. Duracak mısınız burada böyle? Evet duracağım. Ben gerçekten sizi anlamıyorum artık ya. Gerçekten anlamıyorum. Hep bir zorluk çıkarıyorsunuz. Hep bir şımarıklık yapıyorsunuz ya. Babam bizim için çabalıyor görmüyor musunuz? Çabalamış hali bu mu yani? Zaten başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi değil mi? Evet. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Siz var ya nankörlükte çığır açarsınız. Başımıza gelenlerin tek sorumlusu annem. Babam sadece onun yıktıklarını toparlamaya çalışıyor. Ay canım benim ya, kıyamam sana. Babasına aşık örnek bir kız. Bravo. Gözlerim yaşardı, bravo. Babacım da babacım, babacım da babacım. Yalakasın işte ya. Yalaka. Hem de var ya böyle yal yal. Bak bak buralarından akıyor yalakalıklar. Nice hocam. Nice hocam. Baba! Kızlar alayım mı sizi? Ay, annesi babış. Aynen benim yalaka. Ay. Babacım sen yalasan var ya. Biz burada öyle alıp kurtlara yer alıyorduk. Unutmuşsun galiba. Neyi? Buraların havasını. Hiç şirinlik yapma bana. Bak tamamlık o tarafta. Kimle ne yapıyorsan yap, bana sırnaşma. Ya Allah'ını seversen aşık olmak suç mu? Suç kızım. Hayatın boyunca çekeceğin affedilmeyecek bir suç. Abi. Ya ben Poyraz'a çok aşığım. Ne yapayım? Elimden başka hiçbir şey gelmedi. E ben de kalbimin yettiği kadar sevdim. Sevdim. Saflık seninki. Hiç düşünmüyorsun ben kimim, sevdiğim çocuk kim. İnsan aşık olduğu insanı seçemiyor. Sen seçebildin mi? Seçtim. Ne zaman? 14 yaşında bir kız yerine sevdiğim kadını seçtim. Önce bana, sonra birbirlerine küstüler. Düşman oldular. Poyraz kimseye düşman değil ama. O benim sevgilim. O benim sevgilim. Ne kadar kolay söylüyorsun. Sen bu çocuğa nasıl bu kadar güvenebiliyorsun? Abi. Kardeşim, senin aşk sandığın şey onların intikam oyunu olabilir. Ne malum seninle oynamadı? Aa ama ben oyuncak değilim. Poyraz'dan da adım kadar eminim. Abi, ya ben onun gözlerinde yüreğindeki aşkı görebiliyorum. Yavrum, senin o gözlerinde gördüğün kendi aşkın olmasın. Zamanında benim ablasını bıraktığım gibi bu zibidi de seni bırakırsa ne olacak? O zaman yaşatmam onu. Ölümüne seviyorsun yani. Evet, ölümüne. Bravo. Seni öldürürüm seni oğlum bak. Ne demek lan kamera aşık oldum? Ne demek kamera aşık oldum? Ya öldür sen öldür be. Allah Allah. Ben ölürüm kamera için. Ya abi çok seviyorum anlamıyorsun ya. Nasıl olduğunu ben de anlamadım ki. Ya kamerimin öyle bir bakışı var ki. Deldi geçti yüreğimi ya.
O! Şapşik! Hele delirtme, deleceğim şimdi ben senin yüreğini. Oğlum bak, ben seni oraya niye gönderdim? Düşmanın kızına aşık mı olunurmuş? Seni intikam aram diye gönderdim oraya ben. Bacına ne yaptılarsa, aynısını biz de onlara yapacaktık. Oyun yapacaktın oğlum, oyun, oyun. Bas abi şey diyeyim mi? Bazen unutmak en iyi intikamdır abi. Gel biz bu düşmanı unutalım, bitse gitsin, tamam mı? Oğlum indir lan. Otur lan şuraya, otur. Oğlum bak, o nişanı yapacaksın. Ondan sonrasında o yüzüğü alıp fırlatıp atacaksın, bitti. Ya aileler yıllardır birbirine küsken bu nişanı nasıl yapacaktık biz abi ha? De bana nasıl yapacaktık? Yana düş. Oğlum vurmayacağım. Oh! Hani vurmayacaktım be? Sen aklıma getirdin öyle yaparak. Ben vurmayacaktım. Sen ne düşünüyordun süper zeka Poyraz? Kaçırmayı düşünüyordum, oldu mu? Kaçıracaktım kamerayı. Kaçıracak mıydın? Ha. Aferin. İyi hadi. Git kaçır. Biz de intikamımızı alalım güzelce, git. Bak hala intikam diyorsun ya. Bak hala intikam diyorsun abi. Ben kızı gerçekten sevdiğim için kaçıracaktım. Hem zaten Kuzey'le Yıldız ablam bastı bizi. Biz çok fena ifşa olduk. Ne? Evet. İfşa oldunuz. Baba. Bana buba deme lan. Bana buba deme. Ne demek düşman kızına sevdalanmak lan? Ha? O zaman git şerefsiz şerefe buba de. Hadi. Ya beni bir dinleyin ya. Ben o... Ya niye herkes vuruyor bana ya? Ya kızı sevdim suç mu? Suç. Sen o kızı nasıl seversin? Sana gelince seferleyiz. Baba. Sen o fırıldakları nasıl çevirdin ha? Bizim anlardan ne farkımız kalır? Bak lan. Ha bu evden dışarı adım atmayacaksın. Eğer attın, ha bu değnekle senin kemiklerini parça pinçik ederim ha. Ha bu evden dışarıya çıkılmayacak. Anladın mı? Eğer ki çıkarsan, seni ha buraya gömerim ha. Uy! Yaşar Efendi! Ya ne bağırıyorsun çocuklara? Ne oluyor burada? Elinin körü oluyor. Ha bunları doğuracağına taş duvaraydın, daha iyiydi. Tövbe de tövbe! Tövbe tövbe! Ne yaptınız gene? Sus! Anne babam... Oğlum ben diyorum zaten! Ana bağımı alır mısın lütfen? Al bağımı da götür lütfen. Al götür, ben konuşacağım sana. Al götür. İyi halt ettin, aferin. Çok güzel yaptın yani. Bak duydun bağımı. Seni buraya gömerim, eve gömerim diyor. Bağım seni gömmeden o aşkını al, kalbine göm. Benim sevdamın önüne kimse geçemez, anladın? Ne sen, ne Yıldız, ne babam, ne anam. Kimse. Bitti. Ben kamini kaçıracağım, nokta. Gel lan buraya. Kaçırmayacağım. Allah, kaçıracağım buraya. Ya. Lan kaç. Gel lan buraya. Lan kaçıracağım. Lan kaçıracağım. Bırak lan şuraya. Kamerim lan beni kaçır. Kaçırmayacağım. Kamerim lan beni kaçır diyeceğim. Tamam. Seni vallahi öldürürüm lan kardeş katil. Abi vallahi. Otur lan abinin yanına. Otur lan. Abi dur, tamam, pes kaçırmayacağım, dur. Mama nefes alamıyorum, dur. Alma nefes, nefes alıp da ne yapıyorsun zaten? Boşu boşuna oksijen tüketiyor. Oğlum kıplaşma. Fasulye sırrı. Ablanın eteklerine mi saklandın lan? Çıksana delikanlıysan dışarı. İyi. Yeter kafa ötülediğin. Bas git evine haydi. Sen benim muhatabım değilsin be. Çağır kardeşin gelsin. Çağırmıyorum ulan. Ne edeceksin? Kafasını kıracağım. Hop yavaş kır. Sen kimin kafasını kırıyorsun? Senin kafan kırılır. Yürü gitme. Kırmızı kafa. Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Siz intikam alma peşindesiniz. Ama ben kardeşimin duygularıyla oynatmam. Bak bak. Nasıl da biliyor işi. Benim kardeşim senin gibi belden aşağı vurmaz. Abi böyle alnının çatından vurur. O yüzden şimdi bas git evine. Gitmiyorum. O sümsük kardeşim buraya ayağıma gelene kadar da gitmeyeceğim. Senin ayağına Azrail gelsin tez zamanda inşallah. Bak. Şu cümlelere bak. Bir kere ağzından hayırlı bir cümle çıksın be uğursuz kadın. Sen bana hakaret mi ettin? Bana hakaret mi ettin sen? Vallahi sana yakışanı söyledim. Ben şimdi sana ağa bunu bir yakıştırırım ha. Yok ya. Yakıştırırım vallahi. Şuna bak sen. Hep şiddet, hep kaba kuvvet, hep vur, hep kır. Birazcık medeni ol. Bacım. Bacım mı? Ulan sen bana bacım mı dedin?
Babacığım mı dedin sen? Evet. Hem de dünya ahiret. Ula ben senin bacına da sağda dünyada da ahiret edile. Bas git evine Ayge. Ben gitmeyeceğim. O Poyraz gidecek. Gitmeyecek. Eşek gibi de gidecek. Gitmeyecek ula. Adam gibi kalacak. Senin gibi kaçmayacak. Yere git be. Kırmızı kafa. Rezil. Bacımış. Red bir şey ya. Geçmiş aşağı su attı. O ne ya? Naydı? Hoş geldin kocacığım. Gözüm yollarda kaldı. Davay davay. Dubruski mubruski. Haydi gel. Dur ya Naydı dur. Dur şimdi. Ben bir halt yedim. Ne ettin Sefer? Yani şimdi sana nasıl söyleyeceğim bunu bilmiyorum da. İki kişinin kanına girdim. Biliyordum. Biliyordum. Hem de bir daha iki Ruskarsın kanına girdi değil mi? Kremlin sahi sen tepen yıkılsın inşallah. Ne diyor? Ne Kremlin sarayı? Ne Rus'u ya? Yapmaz dedim. Günleri dava attım. Ben kocam benden başkasına bakmaz dedim. Didim didim ne oldu? Acı itiraflar köşesinde baş köşeye kuruldum. Aa bak kız kendini öyle. Ben delirtmem. Rus'la Mus'la aldatmadım ben. Ne Rus'u? Aldatmadın mı? Evet. Bu kadar önemli olan şey ne o zaman? Dinlemiyor ki cümlemi bitireyim yani. Mollaoğullarından intikam almak için Poyraz'ı kullandım. Ne? Plan gereği Poyraz gitti, bu kameri kendime aşık etti. Ne etti, ne etti? Bacımın intikamını almak için onların bacısını kendi kardeşime aşık ettirdim yani. Biz de sonrasında onlarınki gibi böyle nişan atacaktık. Kanımız yerde komayacaktık. Saçma sapan konuşma Sefer ya. Töre dizisi miyik biz? Kanma ne biçim konuşuyorsun? Naide, biz namusumuz için yaşarız. Namburaya leke sürdürmeyiz. Yeter ula. Gören de aranızdan kan davası belliyeceğim. Ya sen hem hangi vicdanla gittin o Poyraz'ı kamera aşık olsun diye ikna ettin? İç mi için sızlamadı? Salak Poyraz. Zaten bir çuval incir berbat etmiş. Gitmiş kıza sahiden aşık olmuş. Ne? Ana! Poyraz'ımızı ben nereden yazacağımı hesaplayamadım değil mi Sefer Reis? Hiç gülme Naide yani, hiç gülme. Az önce aşağıda aile drama yaşandı. Babam duydu, geldi, ortalığı birbirine kattı yani. O an bağırıyordu bu bab. Şimdi ne olacak? Genç aşıkların sevdaları yarım mı kalacak? Bir taşla iki kuş vuracağım. Hiçbir şey yarım kalmaz. Ne aşk, ne de intikam. Biz de şu yarım kalan işimizi bitirelim kocacığım. Sen istiyor duşu. Duş istemem mi? Bayılırım duş. Yapak. Ne oldu kız? Seni deniyorum. Görüyorum ki karşıma şöyle endamlı bir Rus karısı çıktığında dereyağı gibi eriyeceksin. Ama ben o dereyağı olmuş Sefer'i alırım. İçine biraz şeker, biraz un katarım, elva yaparım ve bütün yaylan köylüsüne dağıtırım. Kız çok safsın ha, vallahi çok safsın. Seni kızdırmak için diyorum Naide. Benim yanımda Karadeniz'in en hırçın kadını duracak. Ben de Rus'a bakacağım. Oldu. Hiç işim olmaz yani. Zaten mi kızım? Nasıl kaydın öyle bir tekte? Abi ya! Biraz daha yanımda kalsaydın. Hem biraz daha vakit geçirdik ha? Yemezler kameranım. Senin derdin benle değil ki. O Poyraz denen zibidiyi görsün. Ne oluyor be? Tık yok ya. Allah sesimi duydu işte. Bu külüstür hep arıza yapar. Altında ilahi bir şey aramana gerek yok canım. Miço, hayırdır? Saat kaç oldu? Sen niye hala limandadaysın bakayım? Araba arıza yaptı. Tamir etmeye çalışıyorum. Görmüyor musun? Ayrıca sen hayırdır? Özel olarak beni almaya mı geldin? Benim sana daha özel planlarım var. Sen hiç kafanı yorma. Bekliyorum. Of, abi hadi. Yapamadın mı daha? Ula kamer mi o? Ula Sefer, şimdi tam zamanı.
Ya hadi çalış abicim, bir de seninle mi uğraşacağım ya? Bak ya, bak ya. Arabayla konuşarak böyle ikna etmeye çalışan da ilk defa gördüm ha. Aküsü bitmiştir, aküsü. Vurduracağız. Geç. Hay kız. Böyle istedim. Hadi da söylenme de vurdur şu arabayı, hadi. Al boşa. Aldık boşa, vurdur. Vurdur da biraz kuvvetli vurdur. Alacak şimdi, dur. Ha sağ ol. Sen de sağ ol. Dursana lan. Çalıştı tamam, durdursana artık şunu. Ne yapıyor? Seni kaçırıyor. Ne? Abi yetiş, bu adam beni kaçırıyor. Bırak beni, uğraşma. Utan be, utan. Ben senin kız kardeşin yaşındayım. İmdat! Ulan! Yanlış anladım. Ben kendime kaçırmıyorum seni. Poyraz'a kaçırıyorum seni. Ne? Bana bak, sen Poyraz'a aşık değil misin? Anında sana fırsat. Ha istemiyorsan ha burada bırakayım seni bak. Tercih senin. Ya şimdi ya hiç. Ay gazla gazla. Kuzey! Gün intikam alma günü diyor. Bacını kaçırıyorum bacını. Artık gelsin ki sen düşün. Aferin kız. Maşallah yanımda at gibi gidiyor. Selamünaleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hayırdır Sefer Reis, düğün mü var? O da olacak Allah'ın izniyle, o da olacak. Merhaba abiler, merhaba amcalar. Kızım ne yapıyorsun İngiltere düşesi gibi el sallamalar falan? Azıcık kaçırılıyormuş gibi yap, biraz panik yap, salak. Kadıoğulları Sefer, Molloğulları'nın kameri kaçırıyor diye herkese yayın. Açılın. Yürü kız. Ay, İmdat kaçırıyor. Açıl. Zorlamayın beni, zorlamayın. Al. Ay bundan da yaramıyor ya. Yeter. Sefer. Ya kız, ne oluyor? Ya dur, hayırdır ya? Ne bu telaş ya? Dur. Kızımızı kaçırdılar. Kupi gündüz kızımızı kaçırdılar. Kız, kimi kaçırdı? Ne oluyor? Bir telaşımda da söyle ya. Kim? Ha? O kadınların Sefer yok mu? Sefer. Olmaz olasıca. Gamer'i kaçırmış. Sefer. Kaçırdığında herkeslere ilan etmiş. O hayırsız kızımıza bir kötülüğü etmeden yetiş gözünü seveyim. Çabuk tüfeğimi getir bana, çabuk. Çabuk lan. Hemen getireyim. Hemen getirin. Ulan sormaz mıyım ben bu Yaşar'a? Yaşar! 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 Bana bak ulan Yaşar! Bana bak, soyunuzu kurutmaya geldik lan! Çık! Çık dışarı! Sesi değil mi o ses? Bunlar yine niye öldüler kapımızda? Bak, bütün Molloğulları gelmiş. Eri başımıza yıkacaklar.
Bu sefer ne oldu Şeref? Geçen yediğin kötek az mı geldi? He, benim sağa attığım kötek de fazla gelmiş belli. Baksana, hırsından aileme göz dikmişsin. He, utanmadın mı er kadar kızı eşkıya gibi alıkomaya? Bu da sen ne diyorsun? İyice bunadın ha. Ne kızı? Var git, hadi başka kafada diz çök, hadi. Ölenin ardından diz çökmem ben. Bilmez misin, cenaze namazında secdeye durulmaz. Git hemen kızımı getir bana. Nereye sakladın kamerimi lan? Kamer! Kızım, buradayım. Korkma, kurtaracak seni, korkma. Abuk subuk konuşma be. Ne kızı? Değil kızın. Sana selam veren bile bu kapıdan içeriye giremez. Sakın inkar etme. Bana bak, 3 dakikan var. Ya bana kameri sağ salim teslim edersin... ...ya da hepinizi kurşuna dizerim ulan! Hadi! Ya siz kafadan gidik misiniz ya? Biz ne diye sizin kızınızı kaçıralım? Ne edeceğiz kameri? Sen o, koca sor kocana. Kocan gündüz vakti bacımı kaçırmış, bir de yetmezmiş gibi 7 düvele ilan etmiş. Düğün edecekmiş, düğün. Ne? Sen ne diyorsun? Hop, hey kadın, sen ne diyorsun ya? Ben kocam, öyle şey yapmaz. Hadi be. Kocan üstüne kuma getmiş, sen ayakta uyuyorsun. Tabii, beni kaçırmaya gözü yemeyince ufacıcık kardeşime göz dikmiş, gözü çıkasıca. Ne? Sefer? Ulan Sefer! Ulan Allah senden benden baksın Sefer! Sefer! Bir de soruyor mu? Hani bu boğaz sevdalıktı? Sen bana yalan mı söyledin? Bir de sevdamıza. Lan da saçma sapan konuşma. Ne yalanı konuşacağım yani? Sevdalık zaten. Ben ona çok aşığım yenge. Al. Puh, sizin işkembenizden dulum yapıp üflesek daha karşıki dağdan duyulur sesi. O kadar gelişsiniz maşallah. Puh, yürü kız. Aa, tükürme artık. Bırak kızı. Sen bırak kızı. Kız kopacak. Bırak kızı. Ama ne dolan kız? Bende. O sen aklın nerede? Dün ben sana dedim ya, bu iki salak birbirine aşık olmuş dedim. Bir taşla 2 kuş vuracağım dedim. Hala diyorsun ya. Kız işte karşında ya. Bir taşla 2 kuş. Birincisi bunları böyle bağladım, birbirine aşıklara kavuşturdum. İkincisi de o morlularından kız kaçırarak intikamımı aldım. İyi halt ettin Sefer. Rezil rüsva aldık el aleme. Herkes ha bu kızı kendine kaçırdığını düşünüyor. Onu nasıl halledeceksin? La fırıldak. Söyle bak, o Sefer denen oğlun kızımın kılına dokunduysa var ya, onu ağırlık merkezinden asarım tavana. Ufacık bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Benim kocam, benim sadıklar sadığı kocam Sefer'im, ha bu kameri kendi için kaçırmamıştır. Hadi bir oradan. Kocan kendi için kaçırmamışsa kimin için kaçırmış acaba? Ne? 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 Ne değil, flüt. Koyraz için kaçırdım. Biricik kardeşim istedi, kırmadım. Var mı bir itirazı olan? Var ulan, var. İki birader bir oldunuz. Ne isteyiniz daha benim kızımdan? Her geberteceğim ona seni. Ya insan dünürüne silah kaldırır mı, uzatır mı hiç anlamadım. Ama ne dünürür, ben ne değilsin sen lan, ne dünürü? Hep demişimdir, bir gün herkes Kadıoğlu olacak. Molla oğullarının da soyu... ...buruyacak diye. Ne yaptı lan? Ne yaptı o gerizekalı kardeşin kızıma? Vallahi ata alan Üsküdar'ı geçti diyeyim, sen anla artık yani. Hey Molla oğulları, biz size benzemeyiz. Biz kimseyi de yarı yolda komayız. O yüzden o kuyruğunuzu sıkıştırın, buradan çıkın gidin. Ailecek, düğün günü konuşacağız. Yok. Ulan düğün tarihini bilmem ama cenaze tarihin bugüne nasibimiz.
Hanım! Tamam! Sefer! Haydi! Seferim! Gözlerinde boğuldu. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben gözümü senle açtım. Sevmeyi, sevilmeyi senle öğrendim. Ama ben de insanım. Bilin, ölen ne ölün mi? Hayat devam ediyor. Biliyorum, sen beni çok seviyorsun. Benim yalnız kalmamı... Turşu'ya dönmemi istemezsin. İzin ver, ben de yoluma bakayım. Hakkı helal et Salih. Görüşürüz. Abla, ben de eniştemi ziyarete geldiydim. Hiç senin burada olacağını düşünmedim. İyi etmişsin. Rahmetli pek severdi seni. Derdi ki ben buraya yazayım. Kuzeyim mutlaka bir gün bu topraklara dönecek derdi. Seni görmek kısmet olmadı garibime. Neyse sen duanı et. Benim seninle konuşacaklarım var. Hayırdır? Rahmetlinin yanında olmaz. Seni dışarıda bekleyeyim tamam. Nade ne sayıyor? Saçmaların deliklerini sayıyorum kocacığım. Saçmalama Nade. Tamam kapattım kapattım. Sen kıpırdama ya. Sen iyi misin? Ne oldu? Ya sıkıldım böyle Süperman gibi. Saatlerdir böyle yatıyorum. Bu tarafım uyuştu. Sen niye kendi başın hareket ediyorsun? Ben seni döndürüyorum. Dur. Dur yavaş. Yavaş. Tak tak. Müsait mi? He gelin gelin gelin. Tutun da abinizi döndürelim hadi. He döndüreceğiz mi? Ne haber abi? Döndürelim abi hadi. Yavaş bak. Yavaş. Tamam. Bak, nereden geldin lan? Yavaş sen yavaş. Gel. Sayarak yap. Tamam sen oradan tut. Bir, sayın sayın aynı anda. Aşağı kadar say. Hadi üç, üç, beş. Çok oğlum ne yaptınız benim kızım? Sefer abi ya çok geçmiş olsun vallahi bizim yüzümüzden de. Başına gelmeyen kalmadı. Aşkım başından olsa iyi. Baksana mavi adından mı? Oğlum bana bak aç da kendinle dalga geç. Ağzının ortasına çalarım buradan bak. Abi kızma hemen daha. Şu anda sevdiceğimle mutluysak senin sayende valla. Allah seni de mutlu etsin inşallah. İnşallah. Gaz kafalı sen ne demek istiyorsun? Abim benimle mutlu değil mi yani? He? Sen benimle mutlu değil misin Sefer? Mutluyum Nade çok mutlu aşırı mutluyum yani. Yalan söyleme. Hiçbir erkeği karısıyla çok mutlu değildir. Belki mutludur ama çok değildir. Hayda kıskançlığın sırası mı şimdi? Az daha kocanı kaybediyordun haberin var mı? Aman sen kocayı nereden bildin de kocasızlığı bileceksin? Allah Allah. Bir şey geliyor. Sefer Bey nasılsınız? Yani buradan çıkarsam çok daha iyi olacak. Şu an hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Geçmiş olsun. Kolunuza ne oldu? Geçen gün siz gittikten sonra oldu. Ruhi Bey mandırasında. Düştünüz mü? Düşürüldüm. Siz bugün taburcu olabilirsiniz. Oh, çok şükür, çok şükür. Bir sorun sıkıntı yok değil mi doktor bey? Yok yok. Saçmaların hepsini toparladık. Oh. Yalnız iltihap kapmaması için birkaç gün pansuman yapılması gerekiyor. O iş bende. O zaman ben reçete yazıp hemşire hanıma bırakıyorum. Siz oradan alırsınız. Doktor bey, o hatıra olarak saçmalar alma imkanımız var mı? Burada mı alırsınız, paket mi yapalım? Saçmaladım. Mükemmel bir insan ya maşallah. File çakmak taş gibi adamı karşıladım. Abla. Kuzey gel çabuk çabuk. Çabuk. Ne oluyor kızım ne bu acil?
Ya acelem var kardeşim. Zaman aleyhime işlemekte. Benim vakit geçmeden hayırlı bir kısmet bulup evlenmem gerek. Kendin diyorsun işte, bu işler kısmet işi. Bekle biraz. Ya 3 yıldır bekleyeyim zaten. Kızım onu demiyorum. Mezarlıktayız. Bir çıkaydık. Ha, sıkıntı yok. Ben eniştenden konuştum. Helallik aldım. Artık yoluma bakacağım. Sormaya da çekiniyorum da. Var mı bari biri? Nerede? Keşke olsa şöyle. Boyu boyuma. Boyu boyuna. He, huyu huyuma. Kardeşim, sen şu işe bir el atsan ha. Abla ben ne anlarım? Git babama söyle. Ya, bu nagası beni rahmetiyle bir goma çekti. Senin benim canıma kastın var herhalde. O zaman git anama söyle. Bulsun sana birini. Yok. Ben okumuş isteyeyim. Okumuş mu? Okumuş, okumuş. Şöyle mühendis olur, armatör olur. Vardır senin çevrende öyle birileri. Abla ben nelerle uğraşıyorum? Bana ne anlatıyorsun şu anda ya? Buzey, Feride'ye mi söylesek? Feride'yle ne alakası? Ya geçen gün onu sahilde bir çocukla gördüm. Pek hoş bir çocuktu, nasıl desem, böyle geniş omuzlu, bebek suratlı. Ay, okuldan arkadaşıymış. Senin kızı görmeye ta İstanbullardan gelmiş buralara. Bebek suratlı. Yavaş. Kız sırtımda odunlarla senden hızlı koşuyorum ben. Ay, düşeceğim. Düşmezsin, koş. Koş, 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 koş. Koş. Ay. Ay. Yalnız yoruldum, oturalım şuraya. Ah. Bir de bana sor. Ah. Yaşlandık be. Hayat nasıl gidiyor Feride Hanım? İyi gidiyor gayet. Hatta bayağı alıştım buraya. Görüyorum, görüyorum. Son zamanlarda pek mutlu göründün gözüme. Niye direkt sormuyorsun? Çok mu belli oldu? Evet. Kim o? Yani sırf İstanbul'dan senin için buraya gelen yakışıklı Babyface abimizi soruyorum. Ömer. Sana bunu halam söyledi, değil mi? Ne fark eder be kızım? Tam olarak neyi merak ediyorsun? Ciddi misiniz? Yani baba biliyorsun okulun bitmeden... Kızım onu sormuyorum ben. Hislerini soruyorum. Seviyor musun? Çok mu? Baba. Bu evet demek galiba. Üzülme. Kimseyi senden daha çok sevmeyeceğim. Biliyorum. Hayatında berbat ettiğim tek şey okulun değilmiş demek ki. Bu hikayede en büyük bedelleri sen ödüyorsun kızım, üzgünüm. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Baksana burada bir aradayız. Benim için önemli olan tek şey bu. Ciddi misin? Evet. Benim zaten bir ailem var. Yeni bir aile kurmayı da düşünmüyorum. Şimdilik. İnşallah o günler de gelecek kızım. Büyük bir aile olacağız. Hadi tamam, sevgi pıtırcıklığı yeter. Eve gitmemiz lazım. Evet. Al bakalım odunu sırtına. Sırtıma mı alayım? Evet. Görmedin mi gelirken burada hep odunu kadınlar taşır. Ben mi taşıyacağım sürekli? Ha. Ha. İyi, tamam. Hadi. Kızım bir kere de hayır de ya. Bir kere de hayır de Allah aşkına, hadi. Ya ama baba çok ağır, bari birazını ver, ben taşıyayım. Hadi yürü yürü. Hadi Feride, yürü. Yürü. Haydi. Biraz taşısam ne olacak? Keçi gibi inatçısın. Keçi
dedin de bak karşıdan keçinin alası geliyor. Baba var ya, biz bu eksikti yani gerçekten. Ya boş ver, gel biz geri dönelim. Ay. Bu kadın istiyor diye geri mi dönecek? Ama kavga çıkacak şimdi. Ne? Duymadın mı? Küçük başları anladı, büyük başlar anlamadı. Yıldız bulaşma Allah aşkına bize. Belanı başkasından bulsun. Sen kendin gelerek belaya bulaştın zaten, ben ne yapayım? Ha, bu köprüden geçmeyeceksiniz. Ne demek geçmeyeceksiniz ya? Benim evim bu tarafta. Beni ırgalamaz. Dereden ha böyle seke seke geçip gidersiniz. Ya senin bizimle derdin ne? Babanın köprüsü mü bu? Biz yaptık. Herkesler gelip geçer, molla oğulları geçemez. Tövbe estağfurullah. Yürü kızım, keçiyle keçi olmayalım. Yürü. Oha! Oha dedim. Çek şu sopayı, kırarım ha. Yiyorsa kıraydı. Haydi. Ula! Ula! Ya ne yapıyorsun? Bıraksana babamı ya! Ula! Ha! Ula ula ula! Ula. Baba! Şimdi sana gösteririm ben. Sen de babanın yanına gitmek istiyorsun herhalde. Baba iyi misin? İyiyim kızım, çok iyiyim bak. Yalnız bir ricam var, o kırmızı kafalıyı da buraya atarsan çok sevinirim. Baba pek sanmıyorum ya. Camış, suda fazla durma sen de. Üşütürsün. Allah razı olsun. Ah babam ya. Soğuk mu çok? Sıcak. Çok sıcak. Hadi boyu da geçmiyor. Şimdi biz gel. Hadi çık. Ya ne acelesi var? Yaparız mı? Seferim gel, iki dakika sürmeyecek. Benim evim ne kadar çabuk, sen bilmiyorsun sanki. Ya yaparız zaten de burada bayıra karşı açamam bir yerimi. Yıldız gelsin evde yaparız. Ya Yıldız'ın ne zaman geleceği belli değil, aşkı diyorum. Ya yapmayalım demiyorum ben. Yaparım zaten bir şey yani. Yaylada ayıp denen bir şey var. Ayıp dedin yatakta olur, aç dedim. Hem sen millet denkleş komşağın ne yapsın? Ya güzel konuştun denkleş. Anam yakaladım, yakaladım. Yakaladım diyorsan. Açma diyorum. Abi. Kız, Yıldız gel. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiçbir şey. Kız ne edecek? Abin pansuman vakti geldi. Hem sen nerede kaldın gülüm? Ağaç olduk burada. Deseydiniz ya geleceğinizi. Ben sizi evde sanıyorum. Sen bu Çanakkurt'la abin durmadı ki. Yaylaya gideceğim, yaylaya gideceğim. Hay geldik yaylaya. Allah Allah ya. Hastanede yat, evde yat. Sıkıldım da. Geldim şuraya biraz temiz hava alayım dedim. İyi etmişsin abiciğim. Oh ne iyi oldu geldiğiniz. Akşama size şöyle manzaraya karşı bir sofra kurarım. Senin de sevdiğin mezelerden yaparım. Ha ne dersin? Hayırdır kız, senin canım böyle meze falan çektiğine göre keyfin yerinde. Nasıl keyiflenmeyeyim? Az önce düşmana geçit vermedim. Dereye döktüm. Kimin kardeşi ya? Gel çak. Anam bir de çak yapıyorlar. Biri denize döker, biri dereye. Bana bakın, siz bu adamın sebebi olacaksınız ha. Günah kız. Beter olsun. Bunlar daha iyi günleri. Boğmaktan beter edeceğim onu. Beter değil, besbeter olsun. Cibilesi, sırık. Benden 2 santim. Oh, tam yalan üstüne oturdum ya. İçtiğin bedduayı geldi, çanağından vurdu seni. Sus lütfen, sus. Oh, şöyle iyi, böyle rahatla. Hadi çek ya, hadi. Ay. Hadi. Ya. Ay. Ya çeksene hadi ya. Hadi çeksene be. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Alasının gülleri. Hadi çek be. Emine, fotoğraf çekeceksen ver kızım, ben çekeyim ya. Yok hala ya, story atmaya çalışıyorum şu an. Dur çekme, dur. Ne yapıyorsun be tepemde? İnsene aşağı. Gökçe dur. Şuradan başını internet çekmiyor zaten. Şu an hikaye yapmaya çalışıyorum. Sakın dokunma. Sakın. Ya baz istasyonu muyum ben iyi şuradan? Lan! Ay!
Gökçe! Gökçe hikaye mi silindi Gökçe? Mutlu musun şu an? Mutlu musun? Ne türüm? Kızım sen hikaye mi yazıyorsun? Bak ben sana hayatımı anlatayım. Film olur. Genç bir dulun hazin hikayesi. Hala, hala tam olarak öyle değil hala. Ha. Tam olarak öyle değil yani. İnternete fotoğraflarını, videolarını falan yüklüyorsun. İnsanlar da bunu izliyor. Yani ben istesem şimdi kendimi herkese göstertebilir miyim? Evet, herkese kendini göstertebilirsin. Evlilik programı gibi yani. Ya aslında tam olarak öyle bir şey değil. Öyle öyle. Tam olarak öyle. Kalk. Kalk. Kalk Emine. Emine geç. Geç. Geçtim. Geç. Tamam. Şimdi ben sen çekeceğim, ben kendimi tanıtacağım, tamam mı? Tamam alıcım. Tamam. Üç. Hadi. İki. Bir. Başla. Merhaba. Ben Pembe. Gırkımın başında, sabrımın sonundayım. Yalnızlığımı paylaşacak geniş bir omuz aramaktayım. Buradan Karadeniz'in bütün kıyı şeridine duyurulur. Hayatı toz pembe gormenin yolu. Ah, anda bu pembeden geçer. Vay be. Bravo. Çok iyiydi. Gol, 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 hikayeye gol, hadi. Tamam, tamam dur. Senin hesabın var mı ki? Var. Banka hesabım var, altın hesabım var. Beni halan yaşadı yani, gol. Halacığım yok, biz ondan bahsetmiyoruz. Sosyal medya hesabından bahsediyoruz. Yani eğer senin hesabın yoksa o hikayeyi koyamazsın ki. Alalım. Gidelim. Nerede satılıyorsa alalım. Parası neyse veririz. Ya tamam. Para... Ola, tamam. Sen onu merak etme alıcım. Sen bana ver parayı, ben alacağım. Tamam mı? Yine mi? Tek kelimeden olursa vallahi çok pis bozarım ha. Babama Yıldız Tayyip. Gökçe. Ne? Ne etti o kırsa? Bir şey yapmadı abla ya. Dereden geçiyorduk köprüden. Dalaştık biraz. Ben de suya düştüm. Yetti ama da o galuk gari gelsin. Şimdi benimle dalaşsın bakalım. Abla! Abla gel, Allah aşkına deliyle deli olma abla. Hala uğraşmışsın da gözünü seveyim ya. Kadın! Kadın az bak bakayım buraya. Bana bakıyorsun kız. Kadın diyor yani. Kadın dediğime göre sizden ikizden birine diyor yani. Bey! Kaç kurusu? Yıldız daha diyormuş. Bağ mı dedim pembe dul? Sağ dedim. Koskoca Karadeniz'de senden başka kız kurusu var mıdır? Kızım. Sen öyle ani ata ata. Kimin üstüne yürüyorsun ha? Az geri dur, yoksa kırarım senin sekiz bacağının sekizini de. Nasıl kıracaksın acaba? Beni de bir köprüden atacaksın. Yok. Bir adım daha atarsan üstünüze ordumu salacağım. Komşular, komşular. Duyduk, duymadık demeyin. Aha bu Yıldız karısı evde oturmaktan kafayı yemiş de kendini orduya komutan sanıyor. Bağ inanmıyor mu? İnanmıyorum. Bekle. Yıldız. Ne yapacağım? Git. Sohara! Hanıma mı okuyorlar ya?
kızlar. Kızlar! Baba! Baba! Baba iyi misin? Beni Arzu. Ne? Baba! Baba! Leyla! Ne isyan oluyor? Babanızın arı alerjisi var, bilmiyor musunuz siz? Yok! İnesi nerede? Bilmiyoruz ki, hiç böyle bir şey olmamıştı daha önce. Baba iğne nerede, iğne nerede söyle. Yıldız da, iğne Yıldız da. Baba iyi misin baba? Baba iyi misin baba? Baba, baba. Destur, ne oldu? İğne var mı sende? Babam arı soktu. Ha, geçmiş olsun. Alerji iğnesi var mı sende? Versene iğne işte. Ha, sen onu değilsin. Daha yeni bitti. Ya babam senin yüzünden ölecek. Ver şu iğneyi. Takdiri ilahi. Allah taksiratını affetsin. Ne diyeyim? Bak ya, sana iğneyi verirsin ya da ben de seni burada boğazlarım. Anlıyor musun beni? Kızım ne yapıyorsun ya? Bırak. Babam onun yüzünden ölecek diyorum. Anlamıyor musun? Ya bırak. Sen de gavrozunu bırak. Ver şu iğneyi. Tamam da. Tamam. Tamam. Var hadi bir tane, dur bakayım hele. Hadi tamam, çabuk ver hadi. Buldun mu? Yuraydı. Aradan kaldım ya. Kuzey! Kuzey! Ya kızım, maymun gibi yapıştınız adama, kalksanız havasını azıcık. Kuzey! 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 Geldi işte, ver şunu katil. Çekilin, çekilin. Siz bilmezsiniz. Heh. Benim de arıya alerjim var. Ha, bu öküze de var ama yapacak bir şey yok. Nasılsın Kuzey Bey? He, bayılmış. Ya muhabbetin sırası mı şu anda? Yapsana şu iğneyi artık. Tamam da acele etmeyin. Hastayla temas kurarım. Yıldız karısı, ben şimdi seninle bir temas kuracağım. Vallahi dünyayı şaşıracaksın. Vursana şu iğneyi. İyi. Ya abla. Hadi. Neresinden vursam acaba? Şuradan mı yoksa şuradan? Ya ne fark eder, vurursa bir yerden! Haydin geçmiş olsun. Tamam, oldu mu, bitti mi? Birazdan kendine gelir öküz. Bir dakika, bir dakika. Biz niye bu kadına yaptırdık ki iğneyi? Belki de babama yanlış bir iğne vurdun. Bana bak. Senin bu şerefsiz baban için bile olsa elimi kana bulamam ben. Ne diyorsun sen be? Biraz önce benim babam senin yüzünden ölüyordu. Defol git burada. Hey, teşekkür edeceğinize ettiğiniz laflara bak. Size iyilik eden de kabahat. Hastaneye falan götürmeyecek miyiz? Ateşi de var sanki. O burada kaldıkça daha çok ateşler içinde kalacak. Haberiniz olsun. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Yok. Olacaklardan haber veriyorum. Haydin geçmiş olsun. Baba. Baba. İyiyim kızlar, sakin ol, bir şey yok. Oğlum. Oğlum iyisin he? Baba iyisin değil mi? İyiyim kızım, iyiyim, sıkıntı yok. İyi. Ses geldi, kuşlardır. Ben bir şey oldu sandım. Yok aşkım, güzel uyuyor, hadi güzel bir şey. İyi geceler. İyi geceler. Çatı yanıyor abla. Kızlar! Hanım! Yanıyor!
yanıyor. Komşular. Kızlar. Kızlar. Ne oldu? Ne oldu? Yanıyoruz. Komşular yetişin, yanıyoruz. O ne ya? O ne? Ulan vallahi da kuzey gibi ev yanıyor ha. Komşular yetişin, yanıyoruz. Yanıyoruz komşular. Anam yürü yürü. Yürü anam, yürü yürü. Ya ben itfaiye miyim? Aşam aşam. Ulan yanacak değil mi? Tamam canım, alkış malkış, küçücük ateş parçası yani. Ne büyüttünüz yani, üflese söner. Hocama bir türlü tüm atmadılar. Sen yaktın değil mi? Sen nasıl bir canisin ya? Sen nasıl bir canavarsın? Benim evde kızlarım vardı. Bir şey olsa ne olacaktı? Hop! Hop Miço! Geri bas, salmayın façanı aşağı. Abi bir dakika. Biliyorum, o yaktı. Evet. Evet, ateşler içinde yanacak dedi. Seni uyarıyorum dedi. Sana yazıklar olsun be. Kuzey! Kendine gel bak. Acın var diye ses etmiyorum. Uzatma. Demek benden bu kadar nefret ediyordun, öyle mi? Beni bırak, kızlarımın canını tehlikeye atacak kadar nefret ediyordun benden, öyle mi? Sen beni hiç tanımamışsın. Ben öyle... Ben tanıyacağım kadar tanıdım seni. Ben senden nefret ediyorum, nefret! Anladın mı beni? Şimdiye kadar hep vicdan azabı çektim. Sen benim için artık vicdan azabı bile değilsin. Sen benim için kocaman bir hiçsin. Anladın mı beni? Hiçsin!